Sayın Akın Mergül ile beraberiz. Akın Bey, eski bir futbolcu, amatör futbolda oynadınız daha önce, değil mi? Doğru, uzun yıllar oynadım. Evet, bir futbolcu olarak yani nasıl değerlendiriyorsunuz Olgunlar Turnuvası'nı? Olgunlar Turnuvası Adapazarı'nda yıllardır artık geleneksel hale geldi. Çok sevilerek, her yıl daha ilgi artarak büyüyor. Çok geleneksel hale gelmiş, harika bir turnuva. Zaten ilk başta bu yazın başında başladığından çok daha heyecanlı hale geldi. Bütün takımlar form tutuyor. Artık Sakarya ile bütünleşti. Akşamlarımızı dolduran, yaz akşamları için harika bir etkinlik. Artık gitgide kalabalıklaşıyor. Gördüğünüz tribünler eklendi. Sakarya için gerçekten renk katan, yaz akşamlarına renk katan bir turnuva ve her sene daha güzele gidiyor. Takımların böyle birbirleriyle yarış içine girmelerini nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü çok azimli futbolcular var. Kesinlikle. Mesela bu maç örneğin. Sahada oynayanlardan Yasin Çelik, Adil Tank, çok eski futbolcular, çok kaliteli futbolcular var ve her sene daha kalite artıyor ve takımlar iddialı hale geliyor. Ve dediğim gibi turnuva ilerledikçe, böyle takımların formu arttıkça da müthiş maçlar çıkıyor. Şu seyrettiğimiz maçta mesela şu an 1-0 durum, 10 dakika oldu. İnanılmaz bir efor harcıyorlar. Çok kaliteli bir maç oluyor. Seyredenlere de büyük zevk veriyor. Peki organizasyon olarak sizce ekstradan yapılması gereken bir şeyler var mı şu anda? Bu sene organizasyonda büyük bir renk var. Canlı yayınla seyrediyoruz. Harika bir organizasyon. Kaçırdığımız maçlar oluyor. İş güç sahibi insanlar bazen kaçırıyorlar maçları. Girip internetten girip banttan seyrediyorlar. Gerçekten bu sene daha renkli geçiyor. Çok hoş bir etkinlik. İşte ışıklandırması, bu seneki organizasyon, ilgi alaka çok hoş, çok renklendirdi bu turnuvayı. Organize edenlere teşekkür ediyoruz tekrardan. Zaten aynı dediğiniz gibi yani şimdi bu maç oynanıyor diyeyim. Başak Emlak'la Faydalı Kuyumculuk şu anda oynuyorlar. Şimdi bir gün ya da iki gün sonra açacaklar internetten, bakacaklar. Ben o gün bu maçta nasıl oynamışım, teknik olarak nasılım, iyi koşmuş muyum? Çünkü daha önce yanlış hatırlamıyorsam bir tane futbolcu kendini izlemiş internette. Demiş ki ya ben koştuğumu sanıyordum, meğerse yürüyormuşum. Hani kendilerini değerlendirme fırsatı buluyorlar. Bu gerçekten da güzel bir şey. Çok hoş, çok hoş. Gerçekten çok hoş. Biz de ne yapıyorduk? Biz bir önceki turnuvalarda gazetelerden takip etmeye çalışıyorduk. Acaba arkadaşlarımız oynadığı takımlar ne yaptı? Bu akşam maçlar nasıl bitti? Şimdi çok daha basit. İnternetten giriyoruz. Gerekiyorsa maçları izliyoruz. Heyecanlı olduğunu düşündüğümüz maçların banttan seyrediyoruz. Röportajları izliyoruz. Çok keyifli röportajlar oluyor. Onları izliyoruz. Gerçekten hoş bir organizasyon olmuş bu sene. Peki, teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyoruz size. Ederim. Merhaba, afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun, merhaba. Maç izliyorsunuz şu anda. Aynen öyle. Var mı sizden birisi şu anda oynayan? Tabii ki. Selçuk Bey var, ortağım. Selçuk Başak, Başak Emlak. İzlemeye geldim. Su Ev'de hem Başak Emlak'ta mı? Evet, şirketimiz Su Ev. Ama aynı zamanda Selçuk Bey'in kendi işi. Başak Emlak'ın sahibi kendisi. Destek için buradayız. Niye Su Ev'de oynamamış da Başak Emlak'ta oynuyor? Şimdi Su Ev'de biz 3 ortağız. Su Ev'de oynarsa bizim de oynamamız gerekiyor. Haksızlık olur. Ama Başak Emlak'ta sadece kendisi olduğu için kendi takımını kendisi kurdu ve kendisi de oynuyor. Hele bir de finalde Başak Emlak'la Su Ev kalırsa vay hay. Ekip arkadaşımızdan Serdar Bey de aynı şeyi söyledi ama böyle bir şey tabii ki mümkün değil, olmaması gereken bir şey. Engelleriz. Olmaması için dua ediyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz bu turnuvayla ilgili? Dostluk kazansın. Bütün takımlar bizim takımımız, Su Ev için sadece değil. Bütün takımları destekliyoruz ama gönlümüzden Su Ev'in kazanması geçiyor. Dostluk kazansın, neşeli goller seyredelim, güzel goller seyredelim. Dostluk kazansın deniliyor ama çok çekişmeli maçlar yapılıyor. Dostluk için çekişiyoruz. En çekişmesi olur. Dostluk için çekişiyoruz. Kavga çıkmasın, spor ahlakına uygun hareketler olsun. Ama rekabet olsun, olmazsa olmaz. Rekabet istemeseydik dama turnuvası olurdu. Karşı bir fikir geldi. Bunun doğasında var. Ben aynı fikir değilim, kafa göz patlayabilir, dövebilirler birbirlerini. Yeter ki suyu alsın. Ama yeter ki suyu kazansın. Buradan bunları izleteceğiz, duyuracağız. Hiç önemli değil. Peki, iyi seyirler diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Adya. Ne? Ben Adya. Adya. Ben okula gidiyorum. Okula gidiyorsun. Ne güzel. Senin ismin de çok güzel, biliyor musun? Evet. Annem de okula gidiyor. Annen seni mi götürüyor okula? Evet, hep beni getiriyor. Okuldan çıktıktan sonra almaya da geliyor seni. Öğretmenim de bana boya veriyor, ben de
Ama gece olduğunda anne beni alacak. Sonra da ben de yatınca öyle okula gideceğim. Aferin sana. Sen top oynamayı seviyor musun? Seviyorum. Hele babam da orada oynamak için orada yapıyor. Baban şimdi senin burada maçta oynuyor mu? Oynuyor. Oo, babanı destekliyor musun buradan? Evet. Alkışlasana babanı. Babam çok güzel. Onun maçı da var. Hem de çok güzel davet edilmiş. Babası çok güzel oynuyormuş futbolu. Evet, futbol çok güzel. Yani burada yapılar da yapıyor. Sen baban gol atınca nasıl bağırıyorsun? Baba gol diye bağırıyorum. Hadi bir alkış yapsana babaya burada. Aferin sana. Çok güzel olunca olabilir. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, 7'den 70'e herkes bu turnuvada. Tıpkı bu Adya'nın olduğu gibi. Bu benim en iyi bir arkadaşım. Ama o yeşildir. Ben de maviyim. Aferin sana. Merhaba. Merhaba. Tişörtüm de var. Evet halacığım. Evet ben gördüm seni daha önce. Sakaryaspor forması var. Efe de var. Efe. Hele o da çok güzel geldi. Abim benim. Efe benim. Evet. Ben de yok. Merhaba. Merhaba. Hayırdır çocuğum? Adya'nın halasıyım. Çocuğum. Halasıyım. Kardeşi var annesi evde kardeşinle. Biz de geldik. Desteklemeye geldik. Geliyoruz. Her akşam geliyoruz maçlara seyretmeye. Maşallah Adya'da babasını desteklemek için burada hiç yalnız bırakmıyor. Evet bırakmıyoruz. Annemi de bırakmıyorum. Anneyi evde kardeşle bıraktın. Buraya babayı izlemeye geldin. Kardeşim karnı ağrıyor. Onda annem ovuyor. Hadi kardeşine buradan el salla annenle el kardeşine. Hep seni çok seviyorum de. Evet. O çok seviyor. Peki aslında onun en iyi arkadaşı. Bu atın en iyi arkadaşı. Peki biz de seni çok sevdik. Memnun olduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasıl eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz. Arkadaşımın kardeşi oynuyor. Onu seyretmeye geliyoruz. Evet gördük. Adya'nın babası oynuyormuş. Adya bize anlattı uzun uzun. Aile tribününde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok rahat. Yani başka bir ailelere diyebilir misiniz ki rahatlıkla? Kesinlikle. Çok rahatız. Çoluk çocuk geldiğimiz halde rahatız yani. Peki siz aynı şekilde düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Peki çok fazla sıkmıyorum sizi. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Sık. Yakışıklı. Yiğit ne yapardı? Cüce. Cüce mi? Merhaba. Merhaba. Şöyle sizin yanınıza geçeyim. Sizden şöyle bir Olgunlar futbol turnuvasının değerlendirmesini alayım. Güzel. Güzel. Çok güzel. Hı-hı. Ondan sonra... Organizasyonu nasıl oluyor? Süper. Ve insan... Yani ne diyeyim... Çok güzel yani. Siz aile katılmak istiyor musunuz? Yani devamlı ne için? Turnuvada oynamak için ya da oynamak bir takımda. Yok. Ama tabii ister. İnşallah sizi bir takımda görürüz diyelim. Yok göremezsiniz. Yaşım geçti. Daha gençsiniz. 35 yaş sınırı. Ben 40 küsür. Hiç göstermiyorsunuz. O yüzden soruyorum hani ileriki zamanlarda düşünür müsünüz? Yok yok sağ ol. Artık geçti. Peki çok teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyoruz. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba. Evet aile tribünde güzel bir bayanla beraberiz. Teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Olgunlar futbol turnuvasını? Bir bayan olarak. Biz çok hoşumuza gidiyor. Severek izliyoruz. Eğlenceli geçiyor. Böyle. Seviyor musunuz? Seviyorum. Eşim zaten uzun yıllar futbol oynadı. Profesyonel. Yasin'in eşiyim ben bu arada. Yasin? Yasin Çelik. Öğrenmiş olduk buradan bunu da. Evet. Başka neler söyleyebilirsiniz? Yani aile tribünde siz rahatlıkla oturabiliyor musunuz? Oturuyoruz. Az önceki arkadaşlara sormuştum bu soruyu. Çünkü şimdi futbol bir erkek oyunu. Böyle düşünüyor. Yani böyle düşünülüyor. Buraya geldiği zaman mesela ya benim hanımım orada ne işi var? Bir sürü erkek orada top oynuyor. Şöyle böyle. Ama burada aile tribünü var. Kimse rahatsız etmiyor. Zaten görevliler sürekli çalışıyorlar. Bunları oradan bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani hiç çekinmeden gelebilirler gibisinden. Yani aile tribünde gerçekten bizi rahatsız edecek hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Geçen sene de geldik. Güzel, eğlenceli geçiyor.
gördüğünüz gibi bir sürü de bayan var. Evet. Ben herkesi davet ediyorum, gelsinler. İzlesinler, eğlenceli. Peki, teşekkür ederiz. Merhabalar. Ben konuşmayayım, olmaz mı? Zaten maçın heyecanına kapılmışsınız şu anda, gördüm. O yüzden oğlum, bu arada... Oğlum oynuyor. Benim oğlum oynuyor, Yasin. Oğlunuz nasıl, iyi oynuyor mu? Vallahi iyi oynuyor. Babası iyi oynadı, o da oynuyor. Siz de eski futbolculardan. 37 yaşına kadar top oynadım ben de yurt dışında, Almanya'da. Bir de diyorsunuz ki konuşmayayım ben. Asıl burada bulmuşuz futbolcuyu, konuşalım. 4 oğlum var, 4'e futbolcu. 3 tanesi yurt dışında. İşte bunu da oradan getirdim, Yasin'i. Yani zevkle seyrediyoruz. Hem yani profesyonel olarak oynadı burada da, Türkiye'de. Milli de oldu, A milli de oldu. Tabii. Onun için yani buradaki çok seyircinin, tahmin ediyorum, onu seyretmeye geldiklerini iyi biliyorum yani. Sizde o zaman gelenek gibi bir şey mi olur? Baba, oğul, futbol, torunlar? Vallahi torunlar da benim bu oynuyor. Yurt dışında da var oynayan. Yurt dışında 2 tane var oynayan. Yani seviyorum sporu. Oğlunuzun maçını izlemekten sizi alıkoymayacağım. Hemen ben torununuza döneyim burada. Merhaba. Merhaba. Senin deden futbolcu, baban futbolcu. Sen de mi futbolcu olacaksın? Evet. Çok mu istiyorsun? Evet. Hangi takımlısın bakayım sen? Galatasaray. Yani sen o zaman Galatasaray'da oynamak istiyorsun. Evet. Yani dede başka takımdan galiba. Evet. Dede ile torun arasında bir takım uyuşmazlığı var. Ama sanırım o bildiğini okuyacak gibi. Ama şimdi senin saçın sarı, gözün mavi. Fenerbahçeli mi olman lazım acaba? Eskiden Fenerbahçeliydim, sonra Galatasaraylı oldum. O zaman benden sana tavsiye, birazcık daha büyü, ben gibi Beşiktaşlı ol, tamam mı? Hayır. Hadi bakalım, en son Beşiktaş'ta kal. Hayır, ben Beşiktaş olmam. Bir daha da takım değiştim ben. Tamam, aferin o zaman sana. Hangi futbolcuyu en çok seviyorsun? Snyder. Onun gibi mi top oynamak istiyorsun? Evet. Ondan daha güzel. Onu da geçerim diyorsun yani. Ama sen topu görünce bizi unuttun burada. Bak ben varım yanında, beni unuttun. Peki sen maçını izle o zaman. Merhaba. Merhaba. Senin ismini öğrenebilir miyim? Sude. Sen de buraya babanı izlemeye geldin. Evet. Nasıl, senin deden de futbolcuymuş, baban da futbolcuymuş. Bak şimdi kardeşin, ben de futbolcu olacağım ya. Destekliyor musun onları? Destekliyorum. İnşallah Tuna'da olabilir büyünce futbolcu. Yani. Sen nasıl, seviyor musun futbolu izlemeyi? Yani seviyorum da kaleci olmayı daha çok seviyorum. Oyuncu olarak pek iyi değilim. Senin de merakın var futbolu. Evet. Oynadın mı hiç? Evet, oynuyorum. Hoşuma gidiyor oynamak. Bu ailecek futbol. Siz de meşhur olmuş o zaman. Ama ben büyünce diş doktoru olmayı düşünüyorum. İnşallah istediğin her şey olursun diyelim sana. Sana da öyle. İnşallah istediğin gibi iyi bir futbolcu olursun. Snyder'i de geçersin. Ondan daha iyi bir futbolcu olursun. Arada bir böyle Beşiktaş'a da işte tezahürat edersin. Benim için olur biter, tamam mı? Hayır, ben bir daha Beşiktaş takım değiştirmem. Takım değiştirme ya. Arada bir böyle en büyük Beşiktaşlı olmaz mı? Olmaz. Peki tamam, en büyük Galatasaray diyeyim ben o zaman senin için. Oldu mu? Oldu. Çok teşekkür ederiz. Havaya vursun bak. Merhabalar. Merhaba. Tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Eyüboğlu. 40 senelik reklamcıyım. Buraya da arkadaşlarımızı, bu güzel müsabakayı seyretmeye geldik. Olgunlar Turnuvası ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Hemen kısa kısa iki şarkı. Olgunlar Turnuvası Türkiye'de bir ilk bu. Ve Adapazarı'nın gururu, yöneticisiyle, futbolcularıyla, bütün Adapazarı'nın halkıyla, bütün böyle kardeşlerimizle. Kameramanımıza işaret ediyorsunuz şu anda. Efendim? Şu anda kameramanımıza doğru işaret ediyoruz. O da bizim Cengiz de arkadaşımız, çok sevdiğimiz arkadaşımız. O da bizim meslektaşımız. Hepsine gurur duyuyoruz. Adapazarımıza hayırlı olsun. Peki. Herkese çok teşekkür ederim. Rumeli TV'ye sonsuz teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler.